Efendim şimdi sizleri rüya gibi bir düğüne götüreceğiz. Show TV kameraları milli voleybolcu Gizem Güreşen ve ünlü prodüktör DJ Hüseyin Karadayı'nın nikahına girdi ve her detayı sadece sizler için görüntüledi. Dance me to your beauty with a burning violin. Evet. Dance evet. Me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Biri filenin sultanı, diğeri müzik dünyasının yıldızı. Milli voleybolcu Gizem Güreşen ve ünlü prodüktör DJ Hüseyin Karadayı'nın masal düğününde sadece Show TV kameraları vardı. Masal düğünden çok özel kareler. Bu rüya gibi düğüne hemen döneceğiz. Ancak önce saatleri geri sarıyor ve gündüz saatlerine gidiyoruz. Her şeyin en ince ayrıntısına kadar tasarlandı. Düğün hazırlıklarına göz atıyoruz. Es la historia de un amor como no hay otro igual. Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida. Arkadaşımız Ömür Sabuncuoğlu gelin odasının hemen önünde. Milli voleybolcumuz Gizem Güreşen ve ünlü prodüktör Hüseyin Karadayı bugün hayatlarını birleştiriyorlar. Gelin hanım şu anda hazırlıkları yapıyor. Bakalım ne aşamada. Oo, gelin hanım çoktan saç makyaj başlamış bile. Yavaş yavaş hazırlıklar başlandı. Bakalım bitmesini bekliyoruz. Nasıl bir saç olacak? Böyle burada bir tacımız var zaten. Açık bir saç olacak. Çünkü bahar gelini olacağım için dedim ki açık olsun saçım. Değişik bir saç olacak gibi. O bildiğimiz klasik gelin saçlarından istemiyor Gizem Güreşen. Heyecanını sormuyoruz, mutlaka fazladır. Yavaş yavaş oluştu. Buraya geldiğimde heyecanım yoktu ama şimdi böyle saçlar başlayınca, sizler de gelince biraz heyecan başladı. Bu arada damat bey nerede? Henüz göremedik onu. Damat içeride organizasyon yapıyor. Aynen. Tamam, siz damada gidin, ben de zaten o sırada hazırlanmış olurum. O giyindi mi? O daha giyinmedi. Beni bekliyor. Hadi bir bakalım Hüseyin Bey'in yanına gidelim. Onun heyecanı da Gizem Hanım'dan farksız değildir. Damadı arıyorduk, bulduk. Merhaba. Bir selam getirdim gelinden. Aleyküm selam. Ne yapıyor dedi, içeride hazırlıklarla ilgileniyor dedi. Nedir durum? Vallahi nedir durum, bayağı bir telaş var şu an. Ben de onu izliyorum tabii. İlk defa kendi düğünümü böyle telaşesine, organizasyonuna şahit oluyorum. Güzel koşuşturmalar, heyecanlar bunlar. Neyse, biz rüya düğünün hazırlıklarını sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, şu anda saatlerimiz 3. Akşam nikah saat 8'de kıyılacak ve 5 saat öncesinden hazırlıklar başladı. Hazırlıklar devam ederken gelin Gizem Güreşen de odasından çıkıyor ve etrafa göz atıyor. Sabırsızlandı galiba. Asayiş berke var mı? Evet, merak ettim, dayanamadım. Hazır işlemlerim bitince de bakayım dedim. Gerçekten şu haliyle bile çok güzel gözüküyor. Gece düşünemiyorum yani. İşte şimdi heyecanlanmaya başladım iyice. Dikkat ettik de ortam bembeyaz. Özellikle mi böyle bir konsept düşündüler? Yani tekrar yeni bir hayata yürüyor gibi düşündük ve buraları sağ olsun Çağla ile birlikte güzel bir şekilde beyaz yapalım dedik. Gelinlik beyaz, her şey beyaz. Gizem Güreşen hazırlıklarını yavaş yavaş bitiriyor. Yalnız damat biraz geç kaldı. Özellikle giyeceği damatlığı merak ediyoruz. Bu şal yaka deniyor buna zaten. Model olarak böyle. Yani kumaşı falan var mı? Kumaşı, duruşu, görüntüsü hoşuma gitti. Frak da denedim gerçi ama biraz kendimi orada Kont Dracula gibi hissettim. Yani frak giyince orkestra şefiyle Kont Dracula arasında kaldım ama bunu da hakikaten Gizem de çok beğendi tabii ki. Şimdi sırada saç sakal var. Damat dediğin jilet gibi olmalı değil mi? Damat bey denilen o tanımlamanın oluşum süreci şu an damat...
yavaş yavaş oluşuyor. Ve işte Hüseyin Karadayı jilet gibi karşımızda. Smokiniyle oldukça yakışıklı olmuş. Çok yakışmış. Teşekkür ederim. Sonuç budur. Artık son anlara yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Heyecan durumları ne? Biraz var. Bakıyorum şimdi hazırlık daha da hararetlenmiş. E tabii ki bende de istem dışı bir heyecan oluşmaya başladı. Sanıyorum bu nikaha doğru daha da fazla olacak. Bakalım ilk defa yaşayacağım böyle bir duygu tabii ki hayatımda. Fotoğraf çekimlerinden önce Gizem Güreşen'in gelinliğine de bir göz atalım diyoruz. İsterseniz kısaca kendisi anlatsın. Bu gelinliği aldığımda burası dümdüzdü, böyle bir kavis yoktu. Ben biraz kavisli istediğim için kavisli yaptırdık. Ve biraz da tabii ışıltı sevdiğim için ekstra buraya taşlar ekletirdim. Böyle dantel işlemeli aslında normalde pek sevmiyorum ama bu gelinliği giyince resmen bu gelinliği dedim ki evet benim için yaratılmış. Where have you been? Where are you going to? I wanna know what's new. I wanna go with you. Düğün yerinden kısa bir süreliğine ayrılıyoruz fotoğraf çekimleri için. Özel bir tekneye binen çiftle hem şöyle güzel havada nefis bir boğaz turu atarız, ne dersiniz? Evlenmeden önce son Gizem Güreşen olarak son saniyelerin son artık saatler ve gidiyoruz. Bir soru soracak olsam son hakkın, ne sorardın? Ya hiçbir şey sormazdım çünkü zaten bilmem gereken her şeyi ben biliyorum. O da bana yeter. Fotoğraf çekiminin yapılacağı yere geldik. Ancak gelin ve damat denizin azizliğine uğruyorlar. Dalgalar yüzünden tekne karaya yanaşamayınca bakın neler oluyor. İnemeyeceğiz galiba. Allah, teknede mahsur kaldık. Yani çok yanaşamıyor. Bir yanaşamadık. Evet, camlarımız kırıldı, bardaklarımız. Bardak kırıldı. Evet. Neyse, nazar çıktı, iyi oldu. Neyse, bu da nazarı olsun düğünün. Muhteşem bir boğaz manzarası eşliğinde fotoğraf çekimleri ne kadar da güzel olur. Zaten çift de bu görüntüden fazlasıyla etkilenmiş. İstanbul'un en güzel, en tarihi yerinde biz de bu fotoğraf çekimini olmasını istedik. Büyülü bir atmosfer değil mi? Kesinlikle. İstanbul'un en güzel perspektifi burada. Kesinlikle. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The thought of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, then let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Biz gelin ve damadı bu muhteşem ortamında bırakıp düğün yerine gidiyoruz yeniden. Organizasyonu yapan Sema Hanım'dan detayları alıyoruz. Masalarda gelin hanımın isteği üzerine vandalya gülleri, ekvator gülleri ve ortancalar kullanıldı. Bol mum ve gümüş ağırlıklı olmasını istiyordu. En çok üzerinde durduğu yine beyaz olmasıydı. Bembeyaz bir düğün ve içinde pembe güller tercihimizdi. Gümüş, beyaz ve pembeler üzerinde yoğunlaştık. İçeride her şey en ince detayına kadar hazırlanmış. Şimdi arkadaşımız Ömür süslemelerle ilgili kısa kısa bilgiler veriyor. Evet, çiçeklerde de özel bir tasarım hazırlanmış. Pembe ortancaları görüyoruz, beyaz güller var. Altında da 12 tane mum bulunmakta. Evet,
Dakikalar sonra Gizem Güreşen ve Hüseyin Karadayı'nın arkamda gördüğünüz yerde nikahları kıyılacak. Çiçeklerle ilgili şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Tam 2 gün önce Hollanda'dan özel olarak getirtildi. Şu anda da şeker köşesindeyiz sevgili seyirciler. Gizem Güreşen için voleybol topu, Hüseyin Karadayı için de bir tane kulaklık var gördüğünüz gibi. Evet, burada da Gizem ve Hüseyin için özel bir defter hazırlanmış sevgili seyirciler. Gelen konuklar buraya geceyle ilgili duygularını paylaşıyorlar. Gördüğünüz gibi yazılar yazılmış, özel bir kalem var. Biz de burada onlar için güzel duygularımızı yazacağız. Artık yavaş yavaş mutlu sona geliyoruz. Gelin Gizem Güreşen ayakkabısının altına isimleri yazmaya başlamış bile. Ömür, gördüğün gibi seni buraya yazdım, altında çizdim. Altında özellikle hatta çizdim. Hatta seni, hepsini çiziyorum ki ilk sen gitti inşallah diye. Şöyle gösterelim. Ay niye beni bu kadar göndermek istedin? Sıra sende çünkü ondan. Ben de geleceğim düğününe o yüzden. Rüya düğünün hazırlıkları işte böyle. Sıra geldi nikah. Ancak bu güzel görüntüleri sizlere az sonra göstereceğiz. Sakın bizden ayrılmayın. Çek çek. Quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore, serait-ce possible alors? Filenin sultanı Gizem Güreşen mutluluğa imza attı. Evet. Evet. Qu'est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimes? Je ne me souviens plus, c'était tard. Gelin ve damat eğlencede sınır tanımadı. Filenin sultanı kendi düğününde eğlencenin de sultanı oldu. Az sonra Show Kulüp'te. Çek 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 çek. Sinan Akçıl'ın Kapı şarkısına çektiği klibin kamera arkasını geçtiğimiz günlerde ekranlarınıza getirdi. Az sonra Show Kulüp'te. Çek çek. Efendim şimdi sizleri bir kez daha Filenin Sultanı Gizem Güreşen ve ünlü prodüktör DJ Hüseyin Karadayı'nın düğününe götüreceğiz. Sıra rüya düğünde imzaların atılmasında. İzliyoruz. Filenin Sultanı Gizem Güreşen ve ünlü prodüktör DJ Hüseyin Karadayı'nın rüya düğününe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık son dakikalara geçildiği için heyecan da had safhada. Son 10 dakika. Evet, 10 dakika kaldı. Heyecanlanmıyorsunuz ve... ya zorla heyecanlandırayım dedim. Yani tarif edemeyeceğim. Yok, artık heyecan başladı yani. Sen nasıl böyle artık sakin olabilirsin? Benim kalbim resmen küçük tutuyor, baksana yani. Heyecanlanmaz mı insan? Mutlak gelin hanım da heyecanlanmıştır. Ama büyük ihtimal oraya çıktığım anda ben tabii böyle bum 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 başlayacak ama şimdilik henüz bir şey yok. Biz şimdiden mutluluklar diliyoruz ama nikah masasına oturmadan önce şu ayağa basma hikayesini bir nihayete erdirelim. Ne olacak şimdi? Ama söyleyeceğim ama basmayacağım dedi bana özel bir şey. Yo, gayet de basacağım. Ben sana anlatacağım detayı. Eyvah eyvah. İşte her şey hazır ve işte o büyülü an. Gelin ve damat mutluluğa giden o yolda nikah masasına doğru ilerliyor. Nihayet nikah masasındalar. Birbirlerini sonsuza kadar bağlayacak o evetler keyifle çıkıyor ağızlarından. Evet. Gizem Güreşen. Hanımefendiyi eşliğe kabul ediyor musunuz? Evet.
evetler söylenirken nikah şahidi Ferhat Göçer'in esprisi herkesi güldürüyor. Haksız da sayılmaz hani. Öyle bir gelinlik almışsınız ki kızcağız gelinlikten ayağını çıkaramıyor ya. Es la historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. İşte ilk dans. Mutlu çift adeta mutluluktan bulutların üzerinde yürüyorlar. Ay, qué vida tan oscura. Sin tu amor no viviré. Şimdi düğünün hareketlendiği dakikalara gidiyoruz. Gizem Güreşen'in takım arkadaşları da o gece tam kadro orada. Ancak kısa bir süre önce eşinden boşanan Neslihan Darnel düğünü erken terk ediyor. Hayırdır deyip yanına gidiyoruz. İlginç bir cümle kuruyor. Boşanmış biri olarak ne diyebilirim ki? Anlaşılan keyfi yok Neslihan Hanım'ın. Peki neler söylemek ister gelin ve damat için? Kutladık, nikah kıyıldı, mutluluklar diliyoruz. Yani ne diyebilirim ki? Kötü bir süreç geçti, atlatabildiniz onun mi? Onun hakkında hiçbir şey konuşmuyoruz zaten. Yani onlara mutluluklar diyoruz, onların mutluluğu için bugün buradayız. İnşallah çok mutlu olurlar. Yeniden dönüyoruz düğüne. Gelin ve damat biraz olsun rahatlamış. Yeniden tebrik ediyoruz kendilerini. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Biraz rahatladık artık. Şimdi rahatladık. Çok heyecanlıydı. İnanılmaz. İnanılmaz yani. Hakikaten yani herkes anlata bitiremiyor o anı. Ben de onu yaşadım. Ayağı basıldı mı peki Gizem Hanım, size soralım. Bastım mı basmadım mı? Bastı. Bayağı bastı. Evet dedikten sonra bastım. Neyse artık onları rahat bırakalım. Zira öyle bir eğlence başlıyor ki. Hani nasıl derler, vur patlasın, çal oynasın. Güreşen doyasıya dans edip eğlenirken damat sessizce bir köşeden izlemekle yetiniyor ilk olarak. Bir süre sonra eğlenceye katılıyor Hüseyin Karadayı. İşte o renkli anlar. Check, check.